Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yarınki Gastein Park çalışmam bitmiştir. Kısaca bir özet geçelim isterseniz. Yani bilmiyorum artık. Kararı siz verin. Bugün Jose Ortiz'in 3. ayaktaki bu kaybettiği yarış Mitiko'yla, yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum. Kimisi rakibini küçümsedi der. Kimisi sprinte geç kaldı der. Kimisi farklı şeyler söyler ama ben hiçbir zaman bu at yarışında böyle bir şey düşünmüyorum ve sürekli olarak art niyet olduğunu düşünüyorum. Mesela hatırlarsanız kısaca bir özet geçeyim, bir şey anlatacağım. 2-3 gün önce Gökhan Kocakaya'nın 7 numaralı Sonic Boom muydu neydi, bir at vardı. Bilmiyorum hatırladınız mı? İstanbul'da koştuydu galiba. Hatta buradan şimdi fazla uzatmadan da bakabilirim. Yani tam bir komedi geçildi ya. Bu Starberry Girl'den bahsediyorum arkadaşlar. Çirçüzü geçemedi. Yani yarışı şöyle çıplak gözle televizyondan izlediğiniz zaman resmen, yani zamanında hücum etmediğini ve o ismi o şekilde atı kullanıp geçemeyeceğini emin olun ki ismim gibi kendim de biliyorum. Bugün İzmir'de şu şeyin geldiği yarış arkadaşlar. Neydi atın ismi? Tam bir komedi oldu ya. Prenses Duru'nun geldiği koşu. Yani rakipleri avansı verdi. Bu Prenses Duru bu isimlerle 100.000 defa daha koşsun, bir kere yarış kazanamaz arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Burada gelmesi gereken çok isim vardı. Hiç gelmeyecek bir isim geldi. Orada da rakipleri bana göre haddinden fazla bekleyerek ikincilik mücadelesi için koştular. He, Candadaş için bir şey söyleyemem. Açıkçası Dev Adam ve Billy Kid'in performansını benden belki daha iyi biliyorsunuz. Türk yarış severler benden daha iyi bilir. Ve en son olarak da bu akşam Mitiko ile Jose Ortiz'in kaybettiği koşu tam bir komediydi. Nasıl 4 numara Hanna Empire ile gelmesi normal dedik. Çünkü dereceler gösteriyordu. Size izah da ettim. 1.04'lere kadar düştüğünü, bu mesafede derecesini söylemiştim. Ve dediğim gibi kazandı. Ama Mitiko ile son 200'e doğru gelinirken o sağ elinde, sol elinde ne tutuyordu bilmiyorum da, o kamçıyı 2-3 defa sağ vurduktan sonra sol elini alıp son yüzde yaptığı gibi daha önceden 100 metre önceden solla kamçıyı vursaydı, o at o zaman hızlanıp ayak değiştirip zaten o ismi geçecekti. Bunları sanki böyle bilmiyorum da bana, yani bu yarışlar böyle kısmetsizce kaybedilmiş yarışlar gelmiyor. Yani yorumlarımı izlediyseniz ilk 4 ayak koştu şu an. Bu şablonumu öyle çıkartacağım. 4 ayakta 3 tane favorim geldi. Bir tanesi burunla kaybetti. Kaybeden de bankom oldu. Yani bilmiyorum, tam bir komedi ya. Vallahi tam bir komedi. Neyse, uzatmayalım arkadaşlar. Zaten 9 programda bir koşu var. İlk 6 aya biraz zaman geçecek. Ama daha sonra toparlayıp kısa son ayakları vereceğim. Şimdi yarın 6'nın ilk ayağında yine malum bir maiden koşuyla başlıyoruz. Bu maiden koşuya baktığımız zaman, şöyle bir atları incelediğimiz zaman direkt göze çarpan bir isim var arkadaşlar. O isim de tabii ki, şuradan bulursam rahatlıkla söyleyeceğim. Numarasına bakarak söylemek istemiyorum. İsmini söylemek istiyorum. Yani Bayan Jockey Chantal Sandrart'ın bindiği 5 numaralı Flor de Plata arkadaşlar. Bu isim 2021 11. ayın 12'sinde koştuktan sonra 1. ayın 8'inde 2022'de bir Claim'i koşu koştu. Ve bu koşuyu üçüncülükle tamamladı ki üstünde yine bu jokey vardı. 21 bin dolarlık bir Claiming, Maiden Claiming koşuydu. Bu koşu
Yani önde liderlik mücadelesi verirken Golden Boy Lionel Reyes ile hiçbir yerde numarayı bırakmadı. Sürekli olarak 1,5, 1 boy, 2,5 boy gibi sonlara doğru 3,5 boy bu kazanan atın arkasında koşuyor. Son 300'lere kadar ikincilikle devam etti ve üçüncü tamamladı. Bu isim ayağına seri bir isim arkadaşlar. Numara alan bir isim. Yarın eğer ki olur da ön tarafa erken bir çıkış gerçekleştirirse koşuyu ben tahmin ediyorum ki 1100 metrelik mesafelik bu koşuda yanına at yaklaştırmadan kazanmaya çalışacaktır. Bu yüzden benim ilk alternatif bankom bu isimdir arkadaşlar. Rakip olarak tabii ki rakibi var. Özellikle de 7 numaralı Nobis Script'ten bahsetmek istiyorum. Yarın muhtemelen AGF'de sıralamada geri kalır. Bizim 4 numara nasıl uzak ara AGF'ydi de bu akşam Luis Suarez 3 bölü 5, 4 bölü 5'e çıkınca birdenbire neredeyse bizim alternatif bankomuz ikinci plana geliyordu. Aynen öyle bir durum olur da bu isme yoğunluk gösterilirse yurt dışında altının ilk ayağı olacağı için oran avcıları muhtemelen bu ismi kuponlarına ekleyebileceğini düşünüyorum. Laruelle Park'ta bu ismin koşmuş olduğu son koşusu 42 bin dolarlık koşu arkadaşlar. Bu grupta hemen hemen en yüksek ikramiyeli koşuda koşmuş bir isim. Ve bu koşuda takip ederek 3 gittiği koşuda sonlarda biraz temposu düştü ve koşuyu 6. olarak tamamladı. Ama koşusu çok başarılıydı. Bugün şimdi ikramiyeye bakıyoruz. İkramiye 12.500 dolara kadar düştü. Bu isim 5 numaralı alternatif tekimiz kötü koşarsa mutlaka ama mutlaka devreye girmesini bekliyorum ki Palm Mallon Strange Center'da hipodromunda bu isim hazırlıklarını sürdürdü ve en son 2 golü bu 849 oldu. Ve son olarak burada vermek istediğim isim 10 numaralı Good Trupe. Irat Ortiz ile arkadaşlar Delgado'nun antre etmiş olduğu bir isim. Bu isim 30 bin dolarlık bir satın alma opsiyonu var. Son koşmuş olduğu Gulfstream Park'taki üçüncülüğü çok iyiydi. Yarışta sürekli olarak 3 gidip 3 bitirdi. Ama üstünde o zaman Christian Torres vardı. İlgilileri şimdi artık atın yarış kazanma kıvamına geldiğini düşündüler ki Irat Ortiz'i bu isme deklar etmişler. Arkadaşlar 5 alternatif tek 7-10 rakibi. Ben ilk aya böyle tutuyorum. Tuttuğunuz isimler varsa mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Gelelim altının ikinci ayağına. Bir alternatif ismim de burada mevcut arkadaşlar. Bu isim 3 numaralı Panorama Track. Bu isim neden bu kadar çok tutuyorum? Koşmuş olduğu son Alevens koşuda ki ikramiye 54 bin dolardı. Gulfstream Park'ta koştu ve bu koşuda yarışı Junior Alvarado idaresinde 3. tamamladı. O gün için Super Legacy'yi geçmesi zordu. Çünkü Super Legacy ile Burt Wildcat önde amansız bir mücadele verdiler. Her zaman yarış başladığından ve bitişine kadar bu iki ismin arkasında sürekli olarak koştu. Ve bu iki isim ekstra bir performans gösterdiği için üçüncülükten öte gidemedi arkadaşlar. Bu iki ismin 2,5 boy gerisinde tamamlamış olduğu yarışı çok iyiydi. Ben bugün Junior Alvarado idaresinde bu yarışı kazanabileceğini umuyorum. Çünkü ikramiye 16 bin dolarlık claiming koşu oldu. Benim alternatif ikinci ismim arkadaşlar. Rakip olarak da 5 numaralı Baba Dreams. 2 numaralı Sevi Tyler Gaffalyon bu atı daha önceden de tanıyor. Mutlaka değerlendirilmesi gereken bir isim ki yarın muhtemelen favori AGF'de çıkabilir. 4 numaralı Cashel Catch. Luis Saez ile arkadaşlar. Benim burada tutmuş olduğum isimler bu şekilde. Gelelim altının 3. ayağına. Arkadaşlar altının 3. ayağına geldiğimiz zaman biz ops nereye gittik? Pardon. Altının 3. ayağına geldiğimiz zaman burada bir maiden koşu görüyorsunuz. Ve buradaki maiden koşuda da bir alternatif ismim olacak benim. Kimdir bu isim?
Todd Blatcher'ın antre etmiş olduğu ve bayağı ciddi hazırlıklarla bu yarışa girecek olan ve tam tamına, yanlış duymuyorsunuz, 1 milyon 300 bin dolara satın alınan bu isim, 1 milyon 300 bin dolara satın alındı arkadaşlar bu isim. Kimden bahsediyoruz? 1 numaralı Palm Island. Yarın için muhtemelen benim alternatif güvendiğim isimdir. Yani son galoplarına baktığınız zaman Palm Beach Downs Hipodromu'nda 1000 metrelik bir 1.01.18 galobu var. O gün için bu galobu yapan isim, 9 isimin en iyi bu galobu çıkartan ismiydi. Ondan önce yine bu hipodromda 800'lük bir galop yapıyor. 849.18 22 atın içerisinde en iyi bu galobu yapan 3. isim oluyor. Yani yarın eğer bir aksilik olmazsa bu isim çok hazır gireceği bu koşuda Louis Hayes idaresinde koşuyu kazanmaya çok yakın bir isim. Rakipleri yok mu? Tabii ki var. Mesela 2 numaralı Süper Sulesford ilk rakip önerdiğim isim. Bu isim 9000 dolara satın alındı ama 800'ü 2 tane 48'li kişi ve bir tane 1000'i 1.0056'lık işi mevcut. Daha sonra 3 numaralı 12 Miguel Vazquez deklar olmuş bu isme. Bu isim 50 bin dolara satın alınmış bir isim. Yalnız galoplarına şöyle bir baktığınız zaman çok ciddi galoplarla bu yarışlar hazırlanıyor. Elimde olan verilerde 8 galobu görünüyor. Son galobu Garstin Park Hipodromu'nda 1000 metrelik galop ve 859.89. Genelde Amerika'da 800'ü 1 dakikanın altına inen atlar genelde yarış kazanıyorlar. 37 atın içerisinde o gün için 1000 metrelik galop yapan en iyi dereceli isim olarak birinci sıraya geçmiş. İki yarış öncesi 84 atın içerisinde 847.88 derece ile en iyi 800'lük dereceyi yapan o gün için 8. at konumuna girmiş. Yani atın performansı, yarış hazırlıkları muazzam. Burada eğer ki bu ciddi bir meblatta paraya alınan isim, 1 numaralı Palm Island, eğer ki bir kötü koşu koşarsa bu isimler mutlaka devreye girer. Daha sonra 4 numaralı Style Restless. Bu isim 190 bin satın alınma bedeli var. Ve son yapmış olduğu galobu 1.02.52. Ondan önce 850 ve 1 dakikalık galoplarla bu yarış hazırlanıyor. Bu isim de galop göstermemiş, tatlı tutulmuş olabilir arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı Nitrous Channel'dan size kısaca bahsetmek isterim. Bu isim 625 bin dolara satın alındı arkadaşlar. Son galibi 800'ü 50.96, ondan önce 1.04 hazır değil görüntüsü var, ancak buraya at yazmak isteyen dostlarımız varsa, ki zaten Shaver'ın antre edip Tyler Gaffalion'un binmiş olduğu bir isim. Yani bu tip pahalıya alınmış isimler belki galop göstermeyip yarışta performansını genişletebilir. O yüzden kapalı kutu deriz ya, her zaman kalite kalitedir. Böyle bir şey. Daha sonra 7 numaralı Oxon Zinto'dan size bahsetmek isterim. Bu isim de 850 ve ondan önce ciddi bir galop yapmış, 848.85 galopla bu yarış hazırlanıyor. Daha sonra bir 50-60'da da tatlı tutulmuş. Bu isim de burada gerekirse bir numara kötü koşarsa ters bir koşu koşabilir. Son olarak da sizlere 8 numaralı Double Plank'ten bahsetmek istiyorum. Grubun en ucuz atı 10.500 dolar alındı ama maşallah bu isim son yapmış olduğu 800'lük derecesinde o gün için bu derece yapan 40 atın içerisinden ikinci seçilmiş ve 847.33 galobu var. Ondan önce
1000 metrelik galopta 1001 çift 0.94 ile 34 atın içerisinde en iyi bu dereceyi gerçekleştiren 15. at seçilmiş. Ondan önceki yapmış olduğu 800'lük galopu da 47 atmış. 44 at içerisinde 4. Yani şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kaliteye, paraya bakılırsa 1 milyon 300 bin dolara satın alınmış bir numaralı Pipe Aizen göz kapalı aslında burada yalnız bırakılabilir. Yalnız içeriğine işin girdiğimizde diğer atları analiz ettiğimizde hiç de kötü hazırlıklar bu koşuya hazırlanmış at görünmüyor. 5 numara hariç. Büyük bir ihtimal bir 5 numara burada şanslı isim olmayabilir kağıt üzerinde. Yalnız diğer atların galopları, satın alınma bedelleri, yani şöyle bir baktığımız zaman bir numaradan hiç aşağı kalır yanı yok. Sadece bir numara bu koşuyu alabilirse, paranın gücünün hakkını verirse alabilir arkadaşlar. Geldik altının 5. ayağına. Altının 5. ayağında kısa ve orta ölçekli kuponlar için 1, 7 ve 8 numaralı isimleri burada ön planda tutuyorum arkadaşlar. 1 numara Chevrian Gort'tan bir sürpriz bekliyorum. Yarın bu isim çok geri planda kalabilir. Son koşmuş olduğu 9.luğu Gaustenberg Claiming koşuydu. Kesinlikle baz almıyorum. Claiming koşu da olsa Allowance Optional Claiming değerinde 39-40 bin dolarlık bir koşuydu. Burada iki tane de bomba ismim var yeri olan dostlar için söylüyorum. Bir tanesi 10 numaralı Momza Ario Angel'la bu koşuya katılacak. Bu ismin de son koşusuna baktığınız zaman size şöyle söyleyeyim. Charlestown pistinde koşuyu bekleme yaparak en yakın rakibine 6 boy fark atarak kazandı. 30 bin dolarlık koşuydu. Yani at kalite belli. Kumaşı var bu ismin. Yarın bu hipodromda şu an benim çalıştığım bültende 1'e 15 oranı var. Sürpriz gerçekleştirebilir. Aman dikkat. Bir de 11 numaralı Redman. Büyük bir ihtimal %1, %2 çıkar yarın bu isim. Ancak bu ismin son koşmuş olduğu iki koşusuna inanmıyorum. Hatta 24 bin liralık Austin Park'ta bir 8. olduğu koşu var. 24 bin liralık claiming koşuda. Ve bu 8.liği Luis Figueroa ile yaptı. Marcos Menes. Yani biraz daha ilginç bir jokey binmiş atın üstüne. Bu yüzden pirelendim. Yani yeri olanlar bu ismi isterse değerlendirebilirler arkadaşlar. Birinci altılının son ayağına geldiğimiz zaman, beşinci ayağına geldiğimiz zaman burada 3 isim tutuyorum. Bunlar 3 numaralı Of a Revolution, 4 numaralı Dean Delivers, 5 numaralı In Dreams. Burada da arkadaşlar bana biraz karışık geldi. Bu düşük küçük ölçekli kuponlar için 3 at yeterli olabilir ama bir 6 numara var orada. Churchill Downs'tan geliyor. 2 koşu koştu. Son koşusu başarısızdı ama aynı hipodromda aynı seviyedeki daha önceki koşusunda bir 8.lik gerçekleştirdi. Burada eğer ki koşu görmeyecekse bu koşuda ciddi anlamda başarılı bir koşu gerçekleştirebilir. Altının 5. ayağına geldiğimiz zaman burada 3 isim tutuyorum. 3, 4, 5 arkadaşlar. Daha sonra yeri olan dostlarımız, pardon bir dakika karıştı. Son ayağa gelmişiz, özür dilerim. Son ayakta 4 at tutuyorum. 3, 4, 9, 11 numaralı isimler arkadaşlar. Altının 7. ayağına geldiğimiz zaman burada tuttuğum isim 5 ve 6 numara. Gerisini size bırakıyorum. Değerlendirdiğiniz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Altının 8. ayağında 5 numaralı Radio Days. Eğer ki burada 7 numaralı Diamond Vova geçilmezse bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Benim en güvendiğim isim. Altının 9. ayağına baktığımız zaman da arkadaşlar burada ilk etapta 4 isim tutuyorum. Kimmiş bunlar? 5 numaralı Costral Deference, 7 numaralı Warp Stopper, 12 numaralı Candyman Rocket ve 10 numaralı Williot City. Burada da 2 tane ters bir atım var arkadaşlar. 11 numaralı Ban Raison, 1'e 30 oranı var baktığım yerde. Ve 1 numaralı Kings Ovation.
1-15 oranla. Ya yeri olan dostlarımız düşünsün. Yani çok uçuk meblağlara gerek yok. Belki başka yeri çok dar geçmişsinizdir. Son ayakta isim arıyorsunuzdur, sürpriz değerlendirebilirsiniz. Ya da Beşli Ganyan'da iyi gidip son aya at yazacak duruma gelmişsinizdir. Bu ismi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar kısacası tekrarlıyorum. Birinci altılıda alternatif teklerim var. Bankom yok. 5 numara alternatif bankom, 7-10 rakibi. Altının ikinci ayağında 3 alternatif bankom, 5-2-4 rakipleri. Altının üçüncü ayağında 1 alternatif bankom. Eğer gelmezse burası gerçekten karışır rakipleri. 2-3-4-6-7-8. Altının dördüncü ayağında küçük kuponlar için 1-7-8 yeterli gibi düşünüyorum. Geniş oynayan dostlarımız 10-11'i değerlendirmeye alabilir. Altının beşinci ayağında 3 isim tutuyorum. 3-4-5. Yalnız 6 numaraya dikkat edin arkadaşlar. Yeriniz varsa mutlaka değerlendirin. Artık onu da yazdıktan sonra kapatalım bu aya. 1 numara Luis Saez kalıyor orada dışarıda. Altının 7. ayına geldiğimiz zaman 3-4-9-11 tutuyorum. 6. aya geldiğimiz zaman 3-4-9-11 tutuyorum. Altınlının 7. aya 6-5. Düşündüğünüz atlar varsa değerlendirebilirsiniz. Altınlının 8. ayağında 7 numarayı geçerse 5 numara koşuyu kazanır. Ya da 7 numarayı geçilmezse 5 koşuyu kazanır. Altınlının son ayağında da 5-7-12-10 küçük ve orta ölçekli kuponlar için yeterli. 1-11 benim buradaki bomba ismim arkadaşlar. Herkesin şansı bol, bahtı açık olsun. İyi geceler diyorum, hoşça kalın.